Herkese merhaba arkadaşlar, StatsCan serimizin yeni bir bölümüne karşınızdayım. Bu bölümümüzde hemen bir önceki bölümümüzde yaptığımız çalışmaların ardından giriyorum. Herhangi bir şekilde video dışında oynamadım oyunu hiçbir şekilde. O yüzden hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Şimdi biz bir önceki bölümümüzde bildiğiniz gibi birazcık otobüsle alakalı çalışmalar yaptık. Tabii ki bu tamamen bütün şehri kapsayacak işte. Her yeri kapsayacak bir çalışma değil. Çünkü ben şuradaki bölgeyi zaten tamamen değiştireceğimi söylemiştim daha önceden. Burayı değiştireceğimiz için, burayı güncelleyeceğimiz için biraz böyle gelişi güzel bir çalışma yapmıştık burada. Bunları değiştireceğiz tamamıyla. Ve ardından ondan sonra neler olacak? Yeni yaptığımız bölgelere daha düzenli, daha güzel otobüs çalışmaları, ulaşım çalışmaları yerleştireceğiz. Bu işleyişi birazcık hızlandırmamız gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar bu bölümümüzde dediğim gibi otobüs çalışmasının devamında ne yapacağız? Bir tane tramvay veya işte metro tarzı bir çalışma yapmamız gerekiyor ki işte buradaki yolcu yoğunluklarını birazcık da olsa aktifleştirip birazcık daha kontrol altına almamız lazım. İşte atıyorum 240 yolcunun beklediği bir durak varsa mesela burada bakalım. Atıyorum mesela bakın burası 100 tane civarı, 100 civarı bir yolcu beklediğini düşünüyoruz burada. Bu 100 yolcunun burada bu kadar uzun süreler beklemesi çok da hoş bir görüntü değil. Oyunun işleyişini kesinlikle yavaşlatmıyor. Yani yaya trafiği, yayaların burada bekliyor olması herhangi bir şekilde bizim oyunumuzdaki işte ne bileyim bir tane dükkanın çalışma işleyişini yavaşlatmıyor. Öyle bir işleyiş yok oyunda ama tabii ki biz insanların hızlı bir şekilde güzel bir şekilde ulaşımlarını sağlamasını istiyoruz. İstediğimiz bölgelere sağ ve solda çok fazla beklemesinler. Şöyle yolda baktığımızda tamamen kontrol ettiğimizde en yoğun bölge burası. Bakın karşısı boş, burası dolu. Şimdi biz buraya bir tane hat yerleştirdik ve toplam 7 tane falan otobüsü vardı galiba buranın. Şöyle bir kontrol edelim hemen hızlı bir şekilde. Sahil hattımızda toplam 12 tane araç var. 12 aracın gidiyor ve geliyor olması evet bir bakıma bizim işleyişimizi sağlayabilir ama şimdi şöyle tıkladığımızda da detaylara baktığımızda zaten sağda hemen şuradaki menüde göreceksiniz. Kaçar şunlar otobüsün taşıdığı yolcular şu anda aktif olarak kullanılan sağdaki de o duraklarda bekleyen yolcu sayısı. Bakın 315 civarında bir yolcu bekliyor orada. Toplam işte şu ikisi bile 500 civarı yolcu oluyor. 500-600 yolcu oluyorlar yani. Bizim bunu çözmemiz adına işte 12 tane 10 tane otobüs mesela gidiyor diye düşünürsek burada. Bir tane otobüs 30 yolcu taşıyor ve toplamda 300 yolcu aktarabilir. Ama bizde 600 tane yolcu sadece sıra bekliyor yani. Atıyorum burası mesela şu anda 100 yolcu bekliyor diye hesaplayalım. Karşısında da 80 yolcu bekliyor. Buradaki 80 yolcuyu alacak öncelikle otobüs giderken boş gelen bir otobüs. Ne yapacak? Döndüğünde tekrardan üzeri dolu olduğu için herhangi bir yolcu alamayacak. Burası 50'ye düşecek ama burası 100 oldu. 100 iken işte 130'lara, 140'lara çıkmaya devam edecek. Aynı zamanda bir sonraki tur dönüşünde tekrardan buradaki 0 yolcu kaldığını hesap edelim. Pardon, 50 yolcu kaldı işte 80'den 50'ye düştüğümüzden kaynaklı olarak 30 yolcu aldığını hesap ediyoruz biz otobüsün. 50 yolcu ne olacak? Bu sefer işte burası 100'den 140'lara çıkarken burası boş durmayacak. Burası da dolmaya başlayacak. Bu sayede ne olacak? Hiçbir şekilde burayı alamayacak otobüsümüz herhangi bir şekilde. O yüzden bizim problemimiz büyüyecek yani sürekli insanlar sıra bekleyecek orada, otobüs bekleyecekler. Bunu da istemiyoruz kesinlikle. Bakın mesela burada 20-30 yolcu var diyelim. Bir tane otobüs halledebilir ama boş olarak gelmesi lazım oraya. Onun dışında mümkünatı yok halledemez. Şimdi biz bu işi çözmek adına şöyle bir olay yapacağız hemen. Geldik, sahil hattını tamamen kaldırıyoruz bu şekilde. Ondan sonrasında otobüs kısmına geliyoruz hemen. Nerede? Otobüsteyiz zaten şu an. Şimdi biz buraya iki tane hat oluşturacağız. Toplam 3 tane hattımız olacak aslında bakarsanız. Birinci hattımız şöyle bir işleyiş yapalım. Noktayı bıraktık. Hiçbir şekilde bu durağa girmesin yani bu tarafa girsin istemiyorum ben. O yüzden ne yapacağız? Bir tane nokta buraya. Ondan sonra bir tane buraya ve tekrar dönüp hızlı bir şekilde herhangi bir şekilde yolda indirmeyecek biz bu indirmesini istemiyoruz. Ne yaptı? Dönüş turunda indirsin insanları. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane nokta şuraya. Yok şunu kaldır. Ya gerçi indirmemiz lazım bu arada ya, değil mi? Bir tane oradan gidiş yapacağız. Bir tane geliş yapmış olduk aslında. İki tane hat yerleştireceğiz biz buraya toplamda. Ya oradan başlayacağı için direkt bu tarafa yani otobüs duraklarına doğru gitmek isteyen otobüs garına gitmek isteyen yolcuları almış olacak. Aynen. Biz tekrardan karşılarına birer tane daha durak eklemeliyiz ki oradan da gelen insanların buraya rahat bir şekilde inebiliyor olmalarını istiyoruz kesinlikle. Şimdi birinci hattımızı oluşturduk. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Bir tane hat dönüş hattı olacak bu. Hemen kaydedelim buna. Sahil hattı gidiş.
Ya da geliş olması lazım değil mi? Mantıken sahilden geliş olacak. Otogara göre hesap edeceğiz biz hatlarımızı. Bir tane oluşturduk. Tamam, güzel. Daha sonra yani bu gidiş hattı olduğundan kaynaklı olarak herhangi bir şekilde bu yolcu kapasitesini problem yaratmayacak. Çünkü çok fazla insan gitmiyordu zaten. En çok bizim sağ taraftaki durağımızda yer alıyordu insanlar. Bu da aynı zamanda insanlar alacak tabii ki giderken. Tabii ne kadar alabiliyorsa o kadar kar ama alabildiği kadar alsınlar. Yani insanları bekletmesinler hiçbir şekilde. İstediğimiz olay bu tamamen. Şuraya gelsin. Burada dursun. Şuralara durak atmamın sebebi arkadaşlar. Çünkü muhtemelen ya şuradan ya şuradan veya ikisinden de birer tane metro hattı oluşturacağız birazdan. Şimdi otobüsle alakalı çalışmalarımızı tamamladığımızı düşünüyorum ben. Yavaş yavaş orası toparlayacak. Otobüs sayılarını dengesini kurduktan sonra yani oradaki insanları aktarımını birazcık daha hızlandırdıktan sonra bu problemi çözebiliriz. Ama tabii ki hala işte denediniz otobüs sayılarını artırdınız vesaire yeni hatlar eklediniz. Hiçbir şekilde otobüse bu sorun çözülmüyorsa demek ki orası otobüslük bir bölge değildir arkadaşlar. Otobüsleri birazcık daha iç hatları kullanacaksınız. Daha az insanın olduğu yerlere ve hat sayısını yani durak sayısını daha doğrusu birazcık daha azaltacaksınız. İşte mesafesi mesela sadece şuradan başlayacak, buraya dönecek. Hemen buradan tekrar başlangıç noktasına giderse eğer işte şu kısa mesafede oldukça düzenli, oldukça güzel bir şekilde işleyişini sağlar. Ama işte ne bileyim buradaki hat şuradan başlayıp tamamen tam tur döndükten sonra tekrar dönerse ne olacak? Uzun mesafeden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşatabilir bizi. Onu istemiyoruz aslında bakarsanız. Bakalım tekrar son kez bakıyoruz otobüslere. Ondan sonra hemen metro olaylarına geçiyoruz. Bu arada bu tarafta insan yok. İnsan sıkıntısı görmedim ben. Şurada birazcık birikmeler oluyor ama bunlar da birazdan toparlanacak. Diğer taraftaki otobüsler hızlandıktan sonra. Aynı şekilde burada birazcık sıkıntımız var. Birazcık da burada. Evet, otobüslerle alakalı son durum güncellememizi yapalım arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikalık bir aranın ardından tekrardan devam ediyorum konuşmama, videomu çekmeye. Şöyle bir durum yaşandı. Bütün otobüsler ulaştıktan sonra yani burada hani yoğunluk vardı ya. Buradaki yoğunluk tamamen eridikten sonra yani trafiğe çıktıktan sonra ne oldu? Sahil tarafından otogar tarafına yani sağ taraftan sol tarafa giden yolcuların tamamı aktarıldıktan sonra ne oldu? Otogarlardaki yoğunluklar ortadan kalkmış oldu. Biz bu durumda ne yapabiliriz? Biz bu durumda ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu otobüslerin hatlarına bakacağız. Tekrardan kontrol edeceğiz böyle ara ara. İşte atıyorum mesela şu anda yolcu sayıları herhangi bir şekilde yoğunluk oluşturmuyor ama olası bir yoğunluk oluşturması durumunda tekrardan otobüs sayılarıyla alakalı kontroller yapmamız gerekiyor. Şimdi biz madem bakıyoruz işte yolcular şuradan bakacağımız zaman 25 yolcu civarlarında gayet normal bir sayılar bunlar. Yani gayet beklemesi gereken sayılar. Ne yapacağız? Biz birazcık buradan yoğunluk yani otobüslerin sayısını düşürerekten birazcık daha böyle bu hattın zayıflamasını, bu hattın işte bütçesinin düşmesini sağlamış olacağız. İşte bakacağız tekrardan yaklaşık bir saat sonra tekrar bakarız. Mesela atıyorum şu an süreyi tamamen sallıyoruz. İşte bir saat sonra baktık ki burada insanlar tekrardan yoğunlaşmaya başlamışlar ve otobüs sayılarımız yetmiyor kesinlikle. Ne yapacak bu durumda otobüslerimizi? Tekrardan sayılarını arttıracağız. Mesela bakın şu hat birazcık yoğunlaşmaya başladı. Duruma göre bakacağız işte 2 tane 3 tane otobüs gelmesi durumunda burada ki durmuyor bunlar nedense maviler. Bu maviler hat dışı olmuş yani artık onları işten atmışız galiba. O yüzden terk ediyorlar şehri. Evet, durağa otogara gidecekler onlar. Orada bitirecekler tamamen işlerini. Şu hat birazcık sıkıntı çıkartabilir duruma göre. Onu çözeceğiz işte. Dediğim gibi sayıları değiştire değiştire değiştire. En sonunda onun çalışabilir fixlenmiş halini bulmuş olacaksınızdır. Bu bütün şehirlerde farklı olabilir. Bizim şehrimizde, bizim hattımızda bu şekilde işliyor. Ama sizin farklı hatlarınızda, sizin farklı şehrinizdeki işleyiş bambaşka olabilir. Bunu görmeden yorumlamak mümkün değil. İşte buraya göre yaparsanız yanlış yaparsınız. Tamamen kendi denemelerinizi yapmanız lazım. Ben bu şekilde oynamaktan zevk alıyorum diyorsanız bu şekilde uğraşın. Yok ben işte bunlarla uğraşamam. İşte ben insanlarla uğraşamam. Ne yapacağım? Tek tek otobüs hatlarını mı oynayacağım? Yani ben otobüsçü değilim, bir şey değilim yani sonuçta diyorsanız da ne yapacaksınız? Basacaksınız metroyu, tramvayı, daha fazla yolcu taşıyabilen araçları, taşıtları o şekilde halledeceksiniz. Şimdi paramız da birazcık birikti. 519 olması gayet güzel. Bu bölümün içeriğini çıkartacağımızı gösteriyor bu. Sağlayacağımızı gösteriyor. Şimdi biz buradan metroya geliyoruz. Metrodan 2 tane hat oluşturuyoruz. 2 tane durak koyacağız buraya daha doğrusu. Hat değil de. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya bırakıyoruz. Daha sonra Movit'le hemen
Çekeceğiz. Böyle kaldırmadan şöyle. Aynen. Daha güzel oldu böyle. Şimdi bu hatlar birbirine bağlı olacaklar veya olmayacaklar. Buna duruma göre bakacağız. Yolları çizim şeklimize göre bakmamız gerekiyor kesinlikle. Şimdi buralarda otobüs durakları var mesela. Ne yapacağız? Biz bir tane buraya koyacağız. Aynı şekilde bir tane buraya bırakacağız. Daha sonra ne yapacağız? Geliyoruz şuraya. Hemen bir yaya geçidi, daha doğrusu üst geçit bulalım. Nerede kullanıyorduk onları tam hatırlayamadım şu an ama. Bakın burada hemen insanlar değeri artlıyor yani bölgenin. Gerçi bu şekilde kullanmak mantıklı değil ya şu an. Dur bir saniye şunu sil. Aynı şekilde seni de sil. Yanlış kullandık biz bunu birazcık. Şöyle kullanmamız lazım değil mi? Aynen. Sağdakiler sola geçebilirsin istiyoruz. Amacımız bu burada. Bunun ortalamasını da yapmamız gerekiyor. Ama bu şekilde de yol ince olduğundan kaynaklı olarak tam da böyle hoş bir görüntü oluşmuyor aslında ama nasıl yapabiliriz ki bu işi? Yok ya biz normal az önce yaptığımız gibi yapalım biz bunu. En güzeli o şekilde olacak. Diğer türlü çok da hoş bir görüntü oluşmuyor burada. Koyduk. Veya en kötü ne yaparız? Şöyle yaparız ya. En güzeli o. Yani bakın şu an yapacağımız işlem en güzel olacak. Geldik. 3 U'dan 8 metreye çıkarttık. Daha sonra karşıya geçirdik. Bu tarafa geçirdik. Bu tarafa geçirdik. Birbirlerine bağladık. Daha sonra 3'er U uzatıp sıfıra indireceğiz bunların hepsini. Bunu yapmamdaki sebep de arkadaşlar şimdi göreceksiniz zaten. Hemen göstereceğim sizlere. Geldik bunları yaptık. Bunları bitirdik. Tamam. Daha sonra aslında birer tane de şu taraflarını da uzatabiliriz yolları. Değil mi? Ya birazcık daha dik olmuş olabilir. Yani bunu belki bir ihtimal düzenleyebiliriz veya işte yüksekliklerini düşürebiliriz şöyle. Şuralara Shift'le basılı tutarak Move'le seçtik. Page Up, Page Down tuşlarıyla Down'la düşürüyorsunuz, Up'la yükseltiyorsunuz. Bu şekilde birazcık daha güncellemiş olduk. Yani çok fazla alçak değil, çok fazla yüksek değil de değil. Gayet güzel bir görünüme sahip şu anda. Şimdi ne yapacağız? Tıkladık Traffic Manager modumuza. Buraya bastık, buna bastık. Yaya yollarını buradan kaldırıyoruz artık. İnsanlar yukarıdaki yolu kullansınlar. Otobüs duraklarımız gördüğünüz gibi burada insan sayısı var. Evet, bunda bir sıkıntı yok. Ne yapacağız biz buradaki uyguladığımız metro hatlarıyla beraber bu insanları farklı noktalara taşımak istiyoruz. Ama tabii ki bunu ayarlamadan önce bütün bağlantıları düzgün bir şekilde hallediyor olmamız lazım. Mesela burası oldukça yoğun bir bölge aslında. Biz bir tane kullanacağız burada sadece. Bu ortadan taşısın insanları. Güzel bir şekilde taşıyacaktır diye de düşünüyorum açıkçası. Daha sonra aslında sahile çok fazla getirmeyi de düşünmüyorum ama bir tane kullanalım. Sadece burada kullanalım tamam bunu. Diğerleri de bu şekilde kalsın şimdilik. Duruma göre ilerleyen zamanlarda bakarız. Aslında birazcık daha böyle şehri geliştirdikten sonra birazcık daha şehrin temel taşları, temel yapısı oturduktan sonra metroları kullanmak çok daha mantıklı. Çünkü birazcık maliyetli zaten bunun yollarını çekmek. Oldukça fazla maliyet istiyor. Bakın şöyle gösterecek olursam şuraya 57 uluk bir çekim bile 4400 para harcatıyor yani. Baya masraflı, maliyetli bir iş. O yüzden birazcık dikkat etmek de gerek aslında bunu kullanırken ama yapacak bir şey yok yani. Bir kere girdiysek yapacağız bu işi. Buradan nedir durum? Ayrı. Şurada bir yerde kullanırsak çok daha mantıklı olacak sanki değil mi? Ama çok da karşıda kullanmak istemiyorum yani. En kötü ne yaparız? Ortala olsun diyerekten uğraşıyorum ama böyle bir şey yaparız ya. Şu ağaçları silelim birazcık birkaç tane. Yolu kaldırdık. Daha sonra geldik. Burada metromuzu bıraktık. Sonra yaya yollarına geliyoruz hemen. Bir tane buradan, bir tane buradan basıyoruz. Sonra etrafını tekrardan ağaçlandıracağız elbette. Olması gereken görüntüyü oluşturduk burada. Güzel bir, hoş bir ortam oluştu tekrardan. Daha sonra tekrar devam ediyoruz metrolarımıza. Buralarda kullanmak istemiyorum. Karşı tarafa da geçirmek istemiyorum aynı zamanda şu anda. Şu an acelesi yok karşı tarafa geçmenin. Bu arada şu kendi yaptığımız bölgelerde birazcık evlerle alakalı çalışmalar yapıyor olmamız gerekiyor. Yani takibinde olmamız lazım. İşte nereye kaç tane kullandık onları biliyor olmamız lazım ezbere bir şekilde. İşte bir tanesi yıkıldıktan sonra tekrardan oluşmuyor. Çünkü biz buraya boyama yapmadık herhangi bir şekilde. Onu iyi halletmemiz gerekiyor. Bu arada şu an aklıma geldi. Aslında videonun başından beri aklımdaydı da yapsak mı bu bölümde yoksa bir sonraki bölüme mi bıraksak diyerekten düşünüyordum kafamda. Ömer Koç isimli bir arkadaşımız. Ömer Onan değil de Ömer Koç olması lazım değil mi?
sanırım. İsim Ömer ama soyadını tam olarak hatırlayamadım. Kusura bakmasın şu anda. Görüntüsünü almadığından dolayı, yanımda aktif olmadığından dolayı, açık olmadığından dolayı. Tam olarak soyadını hatırlayamadım şu anda ama kusura bakmasın. İsmi Ömer'di kendisinin. Bir tane bize ev, kendisine ait bir ev istedi. Yani böyle malikane tarzı bir alan istedi. Onu bir sonraki bölümde yapacağımı söyleyebilirim. Yani şu anda onu halledeceğiz bir sonraki bölümde. Aynı zamanda siz de istekleriniz varsa eğer, işte videonun altına yorum olarak belirtmenizde fayda var. Bölüm altında, videonun altında belirtirseniz ne yaparız? Onları yapmaya çalışırız elimizden geldiği kadarıyla. Tabii detaylı bir şekilde belirtirseniz bu çok daha güzel olacaktır. Çünkü bir önceki sezonumuzda bu şekilde yapıyorduk. Detaylı belirtilmediğinde birazcık böyle tek düzey oluyordu yani, aslında bir yerden sonra benzer çalışmalar olabiliyordu zaman zaman. Ama siz işte ne bileyim, etrafını kapatın, çitlerle kapatın, işte 3-5 tane ağaç kullanın, şunu yapın, bunu yapın vesaire gibisinden yönlendirmeler yaparsanız çok daha güzel bir işleyişimiz olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ve birbirinden farklı olaylar gerçekleşecektir. Aynı zamanda sizin de hayal gücünüz bu dünyaya yansımış olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi soldan bir tane hattı çekiyoruz hemen sağ tarafa doğru. Niye çekemedik? Eğim çok fazla diyor. -12, -12'siniz yani, eğim çok fazlalık bir durum yok aslında ama. Allah Allah. Var mı bir sorun? Yok. Herhangi bir sorun göstermiyor. Enteresan geldi. Bilmiyorum. Bakacağız. Şurada bir yeri, ya şunu kaplıyor galiba. Aynen. Şurası şuradan kaynaklı olarak, şuraya oluşturduğumuz alandan kaynaklı olarak. Onun içerisine de bakalım şöyle. Yok, herhangi bir sorun çıkarttığını göremiyorum yani şu an açıkçası. Birazcık suyu taşırdı tabii ki doğal olarak. Ama yani görüntüyle alakalı bir problem görmedim ben açıkçası. Şöyle bakalım. Yani o -12'nin altında yani, sonuçta buranın altı -12'lerde. Ya bunun içinden geçmiyor sonuç itibariyle. Tabii şuna da dikkat etmekte fayda var. Aslında bunun bir tane de karşısına yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü tam olarak işleyişimiz düzgün bir şekilde gerçekleşmeyecek. O yüzden ona dikkat ederekten bir tane de buraya koymakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Yoksa bir yerden sonra bizi üzecek yani, onun farkındayım. İşte oradan geçir, buradan geçir vesaire derken gereksiz bir zaman kaybı yaşatacak bizi. Şurayı siliyoruz. Şurayı tek silelim, tekrar yapalım. Tamam, oraya bina oluşsun. Altay'ın tekrardan -12, -8'e pardon. 12'den al, devam ettiriyor zaten o da. 8'e indiğimizde tünel halini görüyoruz zaten direkt. Burası 14, tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ya onu bir U kısaltacağız o zaman ya. 23 U'da kalıyor çünkü burası, 22'ye çekemiyoruz hiçbir şekilde. Tamam, 23 U getirdik bunu. Şunu sildik. Burası şu an toplam kaç? 26 U ya. 22 dedik biz onu. 23'e kadar düşürmemiz lazım yani aslında bakarsanız. Toplam 3 U'luk bir. Ya da şöyle şuradan kontrol edeceğiz hemen. 13 U, tamam. 20, 13 U daha getireceğiz o zaman bunu. 11'e 11 şeklinde. 180 dereceye, 180'e yakın diğeri de. Tamam, böyle bir dönüşüm yaptık orada. Çok bir göze çarpan hata gözükmüyor şu anda. Dereceler ve mesafeler açısından hiçbir sıkıntı gözükmüyor açıkçası. Böyle 1.2'lik, 1.3'lük dereceler hiç problem değil gerçekten oyunda. Toplam burası 43'ü, tamam. Şuraya kadar bir getirelim. Bunu da 23'ü getirelim aynı şekilde diğerini yaptığımız gibi. Burası 20'ü, tamam. Şu noktaya kadar 20'luk bir mesafemiz olması lazım bizim eşitlendiği hizada. 18'ü, o zaman bunu 2'ü kadar geriye götürmemiz lazım ki dengesi sağlansın. Şöyle bakalım tekrar. Tamam, 30'uysa 10'u götüreceğiz bunu ya. Yapacak bir şey yok. Getirdik, tamam. Daha sonra geliyoruz buradan, çeviriyoruz hemen. 180 derece, 180 derece, 91.2 kesişimleri de güzel, böyle bir şey oldu. Tabi çok az bir şey daha dıştan olması lazım gibi sanki ama yani çok da sırıtmıyor açıkçası, bu problem yaşatmayacak bizi herhangi bir şekilde. Bu arada şu tarafa doğru devam etmesi gerekiyor. Şu an ettirmeyeceğiz. Bunu kısa keseceğiz bu hattı. Daha sonra güncelleyeceğiz bunu. Önce ilerleyen bölümlerde oralara yerleşim yerleri, yeni yerler yaptıkça o hattı da geliştirmemiz, güncellememiz gerekiyor açıkçası. Onlara dikkat edeceğiz elbette. Bunu 7U'dan 7U'ya şeklinde bir çevirim yapalım hemen bu tarafa doğru. Biraz kıvrımlı bir tasarım denedim. Daha önce hiç kullanmadım böyle ama ben bunu güncellerim muhtemelen. Şu an bu şekilde olduğuna bakmayın. Çünkü tam olarak planlayamadım. Kafamda düşünemedim açıkçası. Şehrin bu tarafına doğru neler yapsak diyerekten bunu birazcık düşüneyim ben video dışındayken. Ondan sonra buraya doğru hatlarımızı geliştirdikçe işte muhtemelen birkaç durak sonrasından döndüreceğiz buraya. Çok daha güzel bir işleyişinin olacağını umuyorum açıkçası. Şu an çok da takılmayın açıkçası oraya. Veya en kötü şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, onu da yapabiliriz.
Hatta direkt güncelleyeyim ben, o haline getirelim. O şekilde devam edelim yani, ne gerek var? Kaldırdık. Aslında videoyu çekerken düşünüyorum, hani tamamen düzenli bir şekilde gidelim, direkten yapalım istiyorum ama bazen değişkenlikler olabilir tabii ki. Bundan dolayı kusura bakmayın. Açıkçası zaman zaman böyle problemler yaşayabiliyoruz. Şöyle getirdik ya, bunu mumitle çekeceğiz arkaya doğru. Mesela şu hizada tutmamız lazım ki tam olarak dengesi sağlansın bunun. O yüzden ne yapacağız? Şuradan tuttuk, şuradan tuttuk. Hemen bunu da bu şekilde çekiyoruz hızlı bir şekilde. Daha sonra seni bir tık siliyoruz. Ondan sonra tekrardan seni ekleyeceğiz elbette oraya. Değil mi? Var mı bir sıkıntı? Yok. Herhangi bir problemimiz yok. Güzel. Tam olarak istediğim şekilde oldu şu an açıkçası bakarsanız. Hizanın kaymasıyla alakalı da problem ortadan kalkmış oldu dolayısıyla bu şekilde yaptığımızda. Şimdi ben burada iki tane hat oluşturmak istiyorum ama tam olarak döngü sağlanmadığından kaynakları gene buraya tamamen geçici, yani daha sonradan güncelleyeceğimiz hatlara göre değişkenlik gösterecek bir alan oluşturmamız gerekiyor bizim. 20 udan böyle bir 20 udar çevirdik, sonra bunu tamamen dümdüz götüreceğiz. Toplam kaç u? 47 u. 30 u'ya kadar götürelim bunu. Güzel. 17 udan aldık bunu. Bu şekilde bağladık. Temiz. Güzel. Şimdi iki tane hat oluşturacağım ben burada. Daha sonra gelecek yeni hatlarla beraber burası güncellenecek elbette. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de şurayı unutmuşuz. Onunla bağlayalım hemen hızlı bir şekilde. Daha sonra yollara geliyoruz hemen hızlı bir şekilde. 4 şeridli yolumuza geldik. Hemen yüzeye çıkalım seri bir şekilde. Yolu tekrar bağlıyoruz birbirine. Güzel. Var mı bir sıkıntımız? Herhangi bir sıkıntımız yok. Hatlarımız güzel bir şekilde çalışıyor. Daha sonra geldik buraya, ulaşıma hatlara oluşturmaya başlayalım. İki tane dediğim gibi metro hattı oluşturacağız biz başlangıçta. Bir tanesi şuradan başlasın. Bakalım, deniyoruz şu anda. Zaten aslında mantıken aynı işlevi görecekler yani. Durak ekledik. Durak ekledik. Durak. Tamamladık. Şimdi buradan hemen geliyoruz. Metro hattı, 2 metro hattı line diye gelmiş. O da mı güncellendi bir anda? Tamam. Şimdi metro hattı 1, metro hattı 2 şeklinde yazıyoruz bunlara. Metro hattı 1 tekrardan güncelledik bunu. Yolcu sayılarına bakalım. Bir tane, ikişer tane metro, toplam 4 tane metro gelecek buraya. Şimdi metrolarımızı yaptık. Evet, bunda bir sıkıntı yok ama şöyle bir detaydan da bahsedeyim. Şimdi atıyorum bu sorunu yaşayanları çok fazla görüyorum. Aslında sorunun kaynağını bilmiyorlar ama bu sorunu yaşıyorlar. Ben bunun farkındayım. Şu an birkaç deneme yaptıktan sonra da tam olarak gördüm aslında bakarsınız. Şimdi ne yapıyoruz biz? En büyük hatamız şu. Metro hattı bir kere yerleşim bölgenin içerisinde olmaması gerekiyor. Biz burada şu an böyle uyguladık ama bunu güncelleyeceğim ben dediğim gibi daha sonradan. Hatlarımızı geliştirdikten sonra, yeni yerleşim yerleri yaptıktan sonra hatları geliştireceğiz, büyüteceğiz, daha farklı noktalara taşıyacağız. Şimdi buradaki en büyük sorunumuz nedir? Burada insanlar yaşıyor. Evet, insanların yaşamasındaki sebep, yani insanların güzel bir şekilde yaşamasını sağlayacak olaylardan bir tanesi nedir? Gürültü. Bir tanesi nedir? Çevre kirliliği. Bir tanesi nedir? Hizmetlerin geliyor olabilmesi, yani buraya işte çöp kamyonu geliyor mu, sağlık personeli gelebiliyor mu, itfaiye polis gelebiliyor mu? Bunlarla alakalı sıkıntı yoksa ne oluyor? Şu anda da gördüğünüz gibi bakın, gürültüden vatandaşlar hastalandı. Bu vatandaş niye hastalandı arkadaşlar? Şöyle tıkladığımızda bakın, kulaklık işaretini şuradan geldiğimizde kulaklık işaretini tıkladığımızda bakın, bu bölge neden kıpkırmızı? Metrolar çünkü oldukça fazla gürültü yaşatıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu metroları bu şekilde yapmamakta fayda var. Ben bunu aslında tersini yaparak sizlere hatalı kullanımını gösterdim. Bir sonraki bölümde ben bunu güncellemiş olurum zaten. Sizler göreceksiniz onu. Çünkü bazen yaşıyorum işte Instagram'dan olsun, işte videoların altında olsun veya çeşitli Discord kanallarından vesaire sorular geliyor. Bu sorular doğrultusunda işte yerleşim bölgesi yaptım. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok, trafik problemi vesaire yok. Ama insanlar hastalanıyor, insanlar ölüyor vesaire vesaire gibisinden, ya veya insanlar o bölgeyi terk ediyor gibisinden sorunlar yaşıyorum diyorlar. Bu baktığımız zaman işte ne bileyim, polis geliyor, itfaiye geliyor, ambulans geliyor, her şey geliyor. Hiçbir problem gözükmüyor ama bakıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. İşte metro bölgesine, metrolar yerleşim yerine yakın veya işte dükkan bölgeleri, ticari bölgeler, şöyle baktığımız zaman mavi bölgeler, işte şu mavi, şu mavi, ondan sonra sanayi, ondan sonra ofis bölgeleri yerleşim bölgelerine yakın. Dolayısıyla ne yapıyor bunlar? Bayağı fazlasıyla
gürültü oluşturuyor. Gürültü oluşursa da sağ taraftaki, yani insanların yaşayacağı bölgelerde gürültünün minimum seviyede olması gerekiyor açıkçası. Eğer işte bakın mesela buralar, bu bölgeler bembeyaz ama yavaş yavaş işte turunculaşır, kırmızılaşırsa o bölgeler oldukça fazla sıkıntı yaşatmaya başlayacaklardır diye söyleyebilirim. Mesela bakın çöp sorunu var burada. Bunlar çözülmezse bu insanlar ölür. Aynı şekilde gürültü sorununu da çözmezsek yavaş yavaş burada insanlar git gel yapmaya başlayabilirler duruma göre. E ne yaparız bu sefer de? İşte niye bu adam öldü? Hiçbir problem görmemiştim ben. Sorun yaşamadıklarını düşünüyorum. İşte ulaşımları var, her şey var ama bu insanlar ölüyor vesaire gibisinden olaylar söylemeye başlarız. Ama dediğim gibi metroları kesinlikle bu şekilde kullanmamakta fayda var. Evet, son olarak ulaşıma bir kez daha bakalım. 111 yolcu, 272 yolcu. Hatlarımızı kontrol edelim hemen. Otobüs hatlarımızda herhangi bir problem var mı? 31 yolcu bekliyor burada. O toparladı güzel hemen. Mesela bakın. Şu hat birazcık sıkıntılı devam ediyor ama metro yaptığımızdan kaynaklanarak yavaş yavaş toparlayacaktı tabii ki burası. Göreceğiz hep birlikte bunları, bir sonraki bölümde zaten görmüş oluruz net bir şekilde. Ben bu bölümü fazla uzatmak istemiyorum. Kısa bir metro hattı oluşturduk. Problemlerini söyledim sizlere. Bazı problemler daha yaşayabiliriz elbette. Bunları geldikçe, aklıma geldikçe sizlere hatırlatırım, sizlere söylerim. Değişkenlik yaptığımızda bunları güncellemiş oluruz zaten. Söylemiş olurum. İşte şöyle değiştirdik, böyle değiştirdik vesaire gibisinden onun anlatımını da yaparız. Onun dışında herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir probleminiz varsa yorumların altında belirtebilirsiniz videonun yorum kısmında. Discord kanalından, aynı zamanda Instagram hesabından da tabii ki ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Dilediğiniz gibi sorunlarınızı, problemlerinizi yazabilirsiniz. Bu bölümde burada sona ermiş oldu. Buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.